Bugün Fil Biricik adlı kitabımızı okuyacağız. Kitabımızın yazarı Nur Kutlu. Ben bir filim. Biz filler sürüler halinde yaşarız. Sürülerimize en yaşlı anne başkanlık eder. Kocaman kulaklarımız ve upuzun bir hortumumuz vardır. Hortumumuzu tıpkı sizin elleriniz gibi kullanabiliriz. İstediğimiz şeyi hortumumuzla tutup taşıyabiliriz. Ayrıca çok fazla suyu hüp diye bir anda içebiliriz. Bazen de şaka olsun diye birbirimize fışkırtırız. Kocaman kulaklarımızı sıcak havalarda tıpkı bir yelpaze gibi sallayarak sürtünürüz. Karada yaşayan hayvanların en büyüğüz. Hafızamızın kuvvetli olmasıyla ünlüyüz. Bize yapılan iyilikleri asla unutmayız. Yaz mevsimi gelmiş, her taraf sıcacık olmuştu. Ormandaki hayvanlar bu güzel havanın tadını çıkarıyordu. Antiloplar serinlemek için göle girmişti. Geyikler ağaçların gölgesinde uyukluyordu. Zürafalar ise uzun boyunlarını yere kadar uzatmış, yedikleri otları sindirmeye çalışıyordu. Hepsi de bütün bu güzellikleri kendilerine karşılıksız veren Allah'a şükrediyordu. O sırada ta uzaklarda bir toz bulutu belirdi. Toz bulutunun içinden bam bam diye sesler geliyordu. Bulut gittikçe yaklaşıyordu. Antiloplar telaşla sudan çıktı. Geyikler uykularından sıçradı. Zürafalar boyunlarını uzatarak toz bulutuna neden olan şeyi görmeye çalıştı. Acaba bu toz bulutunun sebebi neydi? Çok geçmeden toz bulutunun arasından yelpaze kulaklı koca gövdeli hayvanlar göründü. Bam 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 diye koşarak onlara doğru geliyorlardı. Ormandakiler bu hayvanları daha önce hiç görmemişlerdi. Tehlikeli olabilirler miydi? Korkuyla saklandılar. Koca gövdeli hayvanlar nehir kenarına kadar geldiler. Uzun hortumlarıyla hüp diye çekerek su içmeye başladılar. Öyle çok içiyorlardı ki sanki nehirdeki su azalıyordu. Minik bir zürafa annesine, "Anneciğim, bu hayvanlar suyumuzu bitirecekler," dedi. Annesi sessizce "Şşt, sessiz ol," diye onu uyardı. İri gövdeli hayvanlardan biri onların konuşmalarını duymuştu. Kocaman kulaklarını sallayarak sesin nerede geldiğini anlamaya çalıştı. O sırada anne zürafa ile göz göze geldi. Anne zürafa korkuyla "Yavru işte, siz onun kusuruna bakmayın," dedi. "Bu arada ormanımıza hoş geldiniz," diye ekledi. Yavru ceylan Çupi de saklandığı ağacın ardından olanları heyecanla izliyordu. Koca gövdeli hayvanlardan biri Çupi'nin saklandığı yere doğru yürümeye başladı. Galiba onu görmüştü. Çupi korkuyla gözlerini kapadı. Ayak sesinden hayvanın yaklaştığını anlayabiliyordu. Hayvan yaklaştı, yaklaştı ve "Merhaba, ben Biricik. Ya sen kimsin?" diye sordu. Çupi yavaşça gözlerini açtı. Karşısındaki hayvan hiç de korkunç değildi. Hatta çok sevimliydi. Bu bir yavruydu. Çupi de gülümseyerek "Merhaba, ben Ceylan Çupi," diye cevap verdi. Çupi'nin korkusu bir anda geçmişti. Dikkatli dikkatli Biricik'e bakıyordu. Biricik gülerek "Ne o? Daha önce hiç fil görmemiş miydin?" diye sordu. Çupi hayretle "Sen bir fil misin?" dedi. "Ben ilk defa bir fil görüyorum. Bizim ormanımızda hiç fil yok ki." Bu sırada nehir kenarındaki hayvanlardan biri Biricik'e seslendi. "Biricik, haydi gel, yemek zamanı." Biricik, "Tamam anne, geliyorum," dedi. Çupi ile vedalaşıp annesine doğru koştu.
Çupi Biricik'le tanıştığında çok mutlu olmuştu. Kendi kendine "Filler hiç de korkulacak hayvanlar değilmiş," dedi. Filler ormanın yeşilliği bol olan yerlerine gittiler. Çeşitli bitkilerden, ağaç yapraklarından yiyerek karınlarını doyurmaya başladılar. Zürafa boynuzu onları uzaktan izliyordu. Filler o kadar çok yiyordu ki boynuzun, "Böyle giderse yakında ormanımız kupkuru olacak, tek bir yeşillik kalmayacak," diye söylendi. Antiloplardan biri onu duymuştu. Endişeyle, "O zaman hepimiz aç kalırız, hemen bir çözüm bulmalıyız," dedi. Filler ormana geleli bir hafta olmuştu. Derenin suyunu içiyor, ormandaki bitkilerle besleniyorlardı. Zürafa boynuzun ormandaki hayvanları topladı. "Yakında filler tüm bitkileri yiyip tüketecek, hepimiz aç kalacağız," dedi. Aslan, "Yanlış düşünüyorsun," diyerek başını salladı. "Vehhab olan Allah bize bu ormanı karşılıksız verdi. Burada çeşit çeşit yiyecek var. Bize de yeter, fillere de. Allah'ın bize cömertçe verdiklerini fillerle paylaşmalıyız. O zaman Allah bize daha da çok verir." Ceylan Çupi aslanı dikkatle dinlemişti. "Evet," dedi. "Fillerle ormanımızı paylaşmalıyız. Onlar çok iyi hayvanlar." Diğer hayvanlar da Çupi'ye katıldı. Zürafa boynuzun bu durumdan hiç hoşlanmadı. Somurtarak oradan uzaklaştı. Havalar iyice ısınmıştı. Mevsim kurak geçiyordu. Uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Toprak susuzluktan çatlamaya başlamıştı. Ormandaki bitkilerin çoğunu da filler yiyordu. Zürafa boynuzun birkaç hayvanı başına toplamış, yine filler hakkında konuşuyordu. "Ben size söylemiştim. Filler yeşilliklerin en güzellerini yiyor. Çok yakında bize yiyecek bir şey kalmayacak. Tabii aslan et yiyor. Bitkilerin tükenmesi onun umurunda değil. Bakalım sizler aç kalınca filleri şimdiki gibi sevecek misiniz?" Bu sırada yavru fil Biricik oradan geçiyordu. Boynuzunun bütün söylediklerini duydu. Çok üzüldü. Ormandaki dostları onlar yüzünden aç mı kalacaktı? Biricik hemen annesinin yanına koştu. Boynuzunun sözlerini ona anlattı. "Anneciğim, ormandaki bitkiler bizim yüzümüzden biter mi?" diye sordu. Annesi gülümseyerek, "Hiç öyle şey olur mu Biricik'im? Allah Vehhab'dır. Nimetlerini karşılıksız bol bol verir. Onun nimetleri hiçbir zaman eksilmez, bitmez," dedi. Annesinin bu sözleri Biricik'i çok sevindirdi. Onları dinleyen bir başka fil Biricik'in annesine, "Çok doğru söylüyorsun," dedi. "Ama bu yaz mevsim kurak geçiyor. Yeteri kadar yağmur yağmıyor. Bu yüzden yeni bitkiler yetişemiyor. Fakat Allah'ın bize verdiği bir yetenekle biz bu sorunu çözebiliriz." Biricik filin ne demek istediğini hemen anladı. "Evet," diyerek zıpladı. "Haydi işe koyulalım." Filler hemen çalışmaya başladılar. Acaba ne yapacaklardı? Birkaç gün sonra ormanda bazı değişiklikler olmaya başladı. Hava hala eskisi kadar sıcaktı. Bir damla bile yağmur yağmamıştı. Ama toprak kuru görünüyordu. Yeni bitkiler büyüyordu. Ağaçlar daha yeşildi. Ormandaki hayvanlar bu değişikliğe şaşıyordu. Zürafa boynuzun yeşeren yeni bitkilere hayretle bakıyor. "Hem filler," diyor, "hem de biz. Su olmadan bu bitkiler nasıl büyüyor?" diyordu. Bu işin sırrını mutlaka öğrenmeliydi. Bir sabah uzun boynunu ağaçların arasına iyice saklayıp yere uzandı. Sessizce olacakları beklemeye başladı. Bir süre sonra uyuyakaldı. Birden "foş" diye üzerine dökülen su ile uyandı. Yerinden fırladı. "Ne oluyor?" diye bağırdı. Yavru fil Biricik, "Özür dilerim Bay Zürafa. Orada olduğunuzu bilmiyordum," dedi. Zürafa boynuzun etrafında filleri görünce
Siz ne yapıyorsunuz? Diye sordu. Biricik, ailemle birlikte bitkileri suluyoruz. Diye cevap verdi. Zürafanın sesini duyan diğer hayvanlar da ne olduğunu merak edip gelmişlerdi. Biricik, siz bizimle karşılık beklemeden ormanınızı, yiyeceklerinizi paylaştınız dedi. Ama yağmur yağmadığı için bitkiler kurumaya başladı. Biz de hortumumuzla su taşıyarak bitkileri suluyoruz. Allah Vehhab'dır. Bu bitkileri hepimize karşılıksız ve bol bol vermiş değil mi? Zürafa boynuzun önceki düşünceleri için çok utandı. Fillerden ve arkadaşlarından özür diledi. Tüm hayvanlar verdiği tüm güzellikler, yiyecekler, içecekler için Allah'a şükrettiler.